Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle tığımın numarasını göstereyim. İki renkten şöyle tülbentimin ana rengi ve bu sarı 600 numara. Arkadaşlar ve bu da petrol leylak, bu altın başak, bu da leylak marka iplerimden oluşan çok güzel sıralı bir model hazırladım. Bundan bir önceki videonun çimen kısmı aynı, bu ikinci sırasını pipirik olarak nasıl olacağını söylemiştim, hemen onu da bir yapayım görün istedim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Evet, sizlere hazırlamış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın çıtı pıtı, demin de söylediğim gibi bu çimenini daha önce sizler için bu şekilde hazırlayıp göstermiştim. Şu tepe kısmındaki çiçeklerle arasına, ikinci sırasına yaptığım bu şekilde sarı kirpiklerle takım gibi oldu. Hem de daha kolay oldu arkadaşlar. Daha basitini bu şekilde hazırladım. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Evet, ikişer zincir çekerek şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz ve ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, hemen herhangi bir tığ battının içine bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek işimize başlıyoruz. Bakın bu şekilde, şu sık iğneden gerisi bizi ilgilendiriyor. Arka taraf unutun arkadaşlar, ilk başlar gibi başlıyoruz. Sık iğnenin üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım, bir tane tığ battı bırakıp şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Aynı tığ battının içine bu şekilde 4 tane ikili trabzan yapacağız. Bu 3 ve 4. Bu şekilde 4 tane trabzanı yaptık ve 5 zincir çekiyorum. Hemen tersine çevirdim bak. Şöyle ilk trabzanın tepe noktasına bu 5 zinciri kapatıp yuva oluşturuyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen buraya, yuvanın içine sık iğne yapıyorum. Bu sık iğneyi yapın arkadaşlar, güzel duruyor. Hemen kirpik zinciri çekmeye başlamayın. Sık iğne böyle sağlı ve sollu kısımda, bu uç kısımlarda olursa kirpikler hoş duruyor. 5 zincirimi çektim. Yuvaya girip kapatıyorum. Bu bir. 5 tane yapacağız. 5 zincir yuvada kapatıp 2, 5 zincir 3, 1, 2, 3, 4, 5 zincir da 4. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı yuvanın içine 5. kirpiği sabitledim. Dibine yine bir sık iğne yapıyorum. Bu demin söylediğim baş ve son kısma bu şekilde sık iğne yapıp yine 3 zincirle bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma giriyorum ve sabitliyorum. 4 zincir. 4 zincir de yapacağımız kirpi, hiç tığ battı atlamadan hemen yanındaki tığ battıya kapatıyorum. Bakın yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp bir tane tığ battı bırakıp ikincisine şöyle 2 ve 2. Yine 4 tane trabzan bu tek tığ battının içerisine. 2 ve 2. Bir defa dolayıp yuvaya girip şöyle 2 ve 2. 2 ve 2. 4 tane oldu ya, hemen 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum ilk trabzanın tepe noktasına. Bu şekilde yuvayı oluşturduk. Şöyle bir zincir çekip hemen yanındaki yuvanın içine sık iğnemi sabitledim. Yine 5 zincirden 5 kirpik yapacağız. Kapatıyorum. 5 zincir. İpimi güzelce esnettim arkadaşlar. İncecik oluyor, güzel oluyor, kalın oluyor bazı ipler.
İp ince olsa da kalın olsa da ipinizi muhakkak esnetin. Evet, şimdi 5 ince, bakın 5. kirpik, sonuncu kirpik ve sonuncuyu kapattıktan sonra dibine muhakkak bir sık iğne, 3 zincir, bir tane atlıyorum. Öyle yanındakine sık iğne ile sabitleyip 4 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine girdim. Sabitliyorum. Çimeni bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok basit ama çok hoş duran bir çimen oluyor bu şekilde. Şimdi üstteki piperikleri de yaparak tamamlayalım. Evet, ikinci sırasını yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın, bu şekilde ilk başlar gibi sayın, arkayı unutun demiştim. Aynı şekilde arkayı unutalım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ilk başlar gibi başladık. Hemen ipimizi tığımıza tutturup bu şekilde buraya 4 tane sık iğne yapacağım. Bu 3 zincirin üzerine bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 ve 4. 4 sık iğne, şöyle aşağı bakın, daha oturaklı duruyor. 3'ten daha iyi duruyor. 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu pipiriklerin arkasından dolanıp yine bu 3 zincirin içerisine girip sabitliyorum. Yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, şöyle 3 ve 4. 4 sık iğneyi yaptım. Hemen yanındaki bu 4 zincirli yeşil yuvaya giriyorum. Bakın, sık iğne ile geçişimi yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle arasına, sık iğnenin arasına kirpikleri yapacağım. Direkt yuvaya değil. Bu şekilde daha yüksekte durduğu için kirpikler belirgin duruyor arkadaşlar. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hep böyle sık iğne arasına kapatıyorum kirpiklerimi. Zaten 3 tane kirpik arkadaşlar. Hepi topu sizi zorlayacak bir iş yok yani. 3 kirpik içinde 3 sık iğne, fazla sıktırmadan gayet kolay bir şekilde yapacağınızı inanıyorum. 3 tane sık iğnemi şöyle tamamlayıp, bakın sık iğne ile başladık, hem geçişini yaptık. Bu şekilde de dibine muhakkak bitirmeden önce bir sık iğne yapın ki kirpikleriniz çok güzel dursun. 3 tane kirpik dediğim gibi hemen kolaylıkla yaparsınız. Buradaki hemen 3 zincirli yuvaya geçiyorum. Bu 1, bu 2, 3 ve 4. 4 zincir, 4 sık iğnemi buraya yaptım. 5 zincirli arkadan geçeceğim. Yani bu benim geçiş köprüm. Direkt buradaki dipteki şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Ta dibinden yapıyorum ki 4 sık iğnem sığsın içine. 2, şöyle 3, şöyle 4. Direkt yuvanın da içerisine geçiyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde geçiş. Arka kısmı, arka görünüşü. Şöyle arkadaşlar, gerisini ezan bittikten sonra devam edelim. Evet, kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Sık iğne ile yuvaya geçişimizi yapmıştık. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Bu sık iğnenin ara kısmını, bakın bu geçiş yaptığımız boşluktan şöyle giriyorum. 4 zincirimi kapattım. Yeşil yuvaya girip sık iğne yaptım. Kirpik için yuva yani bu sık iğne. 4 zincir. Yine aralıyorum, bakın sık iğneni. Şöyle kapattığım bu kirpiğin arasını aralayıp böyle açıp ikinci kirpiği kapatıyorum. Yine sık iğne ile buraya sık iğnemi yapıp 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım. Aynı şekilde sık iğnenin arasına. Şimdi 3 tane oldu ya arkadaşlar. Muhakkak dibine sık iğne yaparak kirpiğimi, işlemimi tamamlıyorum. Ve şöyle bu 3 zincirli yere geçip 1, 2, 3 ve 4. Evet. İkinci
Böyle kirpiğimizi de yaptık. Kolay mı? Kolay. Hemen yapıp takacağınız bir model yaptım, hazırladım arkadaşlar. Şöyle 5 zincirle yine bu soldaki kolun böyle halay çeken çiçekler, halay çeken kızlar gibi oldu. Şöyle 1, 2, 3 olmuş. Bir tane daha sık iğne yapıp 4 tane yapıyorum. 3 zincir üzerine ve bu 4 zincirden tığ battı olarak yaptığım yuvanın içine de şimdi yine kirpik yapacağız. Arkadaşlar, 4 zincirimi çekip sık iğne ile ara kısmından giriyorum. Hemen aynı yuvaya bir sık iğne, yine 4 zincir. Şöyle kapattım kirpiğimi ve yuvaya sık iğne yapıyorum. Bu yapmış olduğum sık iğne kirpiğim için de yuva. 4 zincir. Şöyle kapattım. Hemen yuvanın içine sık iğne yaparak bu şekilde. Bakın, bu şekilde kirpik gerçekten daha güzel duruyor. Hem zaten 3 kirpik arkadaşlar. O da iyice içine kömük olmasın diye sık iğneler üzerinde böyle kraliçe tacı şeklinde, taç şeklinde güzel duruyor. Mesela bu tepe kısmı yuvanın 4 trabzan üzerine olduğu için daha net anlaşılıyor. Bunun yuvası yerde olduğu için ben de bu şekilde sık iğnelerin üzerine yaparak yükseltip daha belirgin hale getirdim. Evet, yine buranın sık iğnesini 4'e tamamlayalım. Şöyle 3 ve şöyle 4. Halay çeken kızlar, çiçekler. Evet, 5 zincirimi tamamlayıp arka kısmından şöyle parmağımla kolay bir şekilde geçiyorum tutarak. Şöyle elimle açıyorum. Sağ elimle bu şekilde, sol elimle de böyle açtığım zaman rahat bir şekilde bir sık iğne işlemi oluşuyor. Şöyle 3 ve şöyle 4. Şimdi yuvanın içine girdim. Sabitledim. Bakın, bu sık iğne benim kirpiğim için yuva. 4 zincirimi çekiyorum. Yaptığım sık iğneye kapatıyorum. Net görmeniz için şöyle katladım. Bismillah. Evet, yuvanın içine bir sık iğne yaptım. Bu kirpiğim için yuva. Üzerine 4 zincir. 4 zincirimi kapatıp kirpiği oluşturdum. Aynı bu yeşil yuvanın içine bir sık iğne daha yaptım. Sık iğneni şöyle aralayıp kirpiğimi kapattım. Duruşu güzel olsun, sağa sola kaymasın diye. Son kısma da bir sık iğne, baş kısma da bir sık iğne ve direkt buraya hemen bu kol kısmına 4 tane sık iğne yapıyorum. 2. Hani halay çekerken böyle kollar kilitleniyor arkadaşlar birbirine. Bu şekilde 5 zincirimi çekip yine kolay bir şekilde şu parmağımla bunu tutup bununla da açtığım zaman rahat bir şekilde bakın 5 zinciri buraya kapatıp sık iğne yapabiliyorum. Evet, 4 tane sık iğne. Yuvaya da girdim. Şimdi bitiş noktası olduğu için şöyle sökülmemesi 2 zincir çektim. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar, modeli şöyle karşıdan bir görün istedim. Gerçekten yapımı kolay, çıtı pıtı bir model oldu. Hatta iki katlı beraber giden benim bir çok beğendiğiniz bir iğneden tığ modelim vardı. Hafif onu da andırdığı gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, gerçekten zarif, hoş bir model oldu. Şöyle zincirleri, ipin ince tip zincirleri de sıkı sıkı çekerek kalıp gibi bir model hazırladım. Bayağı da arkadaşlar yapmışım. Şöyle güzel gözüküyor çünkü çok yapınca hoş gözüküyor. Şöyle elimin üzerinde de koyayım. Hangisini çıkarsa yerde görmeniz için biraz büyütmüştüm arkadaşlar. Onu küçülteyim sizler için tekrar. Unutmuşum, büyük de kalmış, iki de kalmış. 1,5'a indirdim. Şöyle. Gerçekten şöyle hoş, güzel bir model oldu.
Evet, şimdi daha net bakalım arkadaşlar. Orada çok büyütmüşüm. Karşıdan görününce büyük, hani uzak boyu için şöyle net göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da zarif oldu. Yapılmaya değer, yapılası modellerden bir tanesi oldu. Böyle çıtırıklı seven insanlar farklı oluyor arkadaşlar. Böyle minnak oyaları seven arkadaşlar oluyor. Onlar için de şöyle bir alternatif, beğenebilecekleri bir model olduğunu düşünüyorum. Sizler de arkadaşlar böyle emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.